Kayıt altına alınıyor sizlerle beraber bu eğitimimiz. Bu eğitim süresince 1,5 saat sizlere inovasyon yönetimi anlatacağım. Bu eğitimde biraz görsel de kullanmak istiyorum. O yüzden görselimi paylaşayım. Daha sizler söylemek istediklerimi de işte yazılarla, başka destekleyici görsellerle de görebilirsiniz istiyorum. Bu 1,5 saat içerisinde hiç ara vermeyeceğim. Ancak şöyle bir ricam olacak sizlerden. Benim anlattığım konuyla ilgili bir sorunuz olursa chat bölmesinden soruları yazarsanız Barış beni durdurup o konuyla ilgili orada sizin yazdığınız soruyu bana iletecek. Sizlerin mikrofonları kapalı olursa ve birlikte dış seslerden arınmış bir oturum gerçekleştirebileceğiz. O yüzden herhangi bir yerinde bu sunumumun herhangi bir yerinde durdurup sorularınızı yazabilirsiniz. Barış durduracak beni ki o konuyu daha ilerlemeden devam edebileyim. Sizlerin sorularını cevaplayabileyim istiyorum. Evet, bu 1,5 saatlik süreç içerisinde sizlerle inovasyon yönetimi alanında konuşacağız. Bu süre içerisindeki sizlere aktaracağım bilgileri ekranda gördüğünüz bu inovasyon ne değer katanlar kitabı çerçevesinde bu Mart 2021'de çıkmış olan kitabımın çerçevesinde hazırladım. İçerik onlarla ilgili. Bu kitabımı anlattığım konulara ilgi duyan arkadaşlarımız varsa kitabımı siparişler üzerinden birçok yayın satış üzerinden ticaret siteleri üzerinden edinebiliyorsunuz. Bu kitabımın geliri bu yanda gördüğünüz Bilim Kızı projesine gidiyor. Ben telif haklarını oraya bağışladım. Bilim Kızı projesinin de web sayfasını da ziyaret ederseniz oradan da Bilim Kızı projesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Kısaca babam onu yaptı mı dedim. Babam da böyle bir şey. Bir mikrofon açık. Kısaca Bilim Kızı projesi temel bilimler alanında lisans eğitimi gören ve yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kızlarımızı desteklemek amacıyla 2016 yılında oluşturduğu bir proje. Evet. Açık mikrofonlar var. Onlar dış seslerden arınmamız için rica edeyim tekrar. Bu eğitimi sunan Müşyen Çetin kim? Bu slide biraz kalabalık bir slide olmasına rağmen ben çok kısaca sizlere fazla vaktinizi almadan özetlemek istiyorum. Eski bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ve daha sonra işte bir Arçelik deneyimim var. Arçelik'in ilk kadın yöneticilerindenim. Sonra da bir TÜBİTAK deneyimim var. TÜBİTAK'ta daire başkanlığı yaptığım dönemde bugün kullandığımız internetin bütün Türkiye'ye yaygınlaştırması için arkadaşlarımla beraber 50 milyon dolar hazırlayarak bir altyapı hazırlamıştık. ULAKNET adını verdiğimiz ve üzerine de ULAKBİM dediğimiz aranızda yüksek lisans veya doktora yapanlar varsa kullandığı bilgi merkezini kurmuştuk. Ondan sonra ben emekliye ayrıldım ve o zamandan bu zamana da teknoloji, inovasyon alanlarında çalışmalarımı bağımsız olarak yürütüyorum. Yüksek lisansım var güneş enerjisi alanında. Bu senede sosyolog oldum İstanbul Üniversitesi'nden. Artık kendime sosyolog mühendisim diyorum. Amacım da inovasyonun toplumsal karşılığının ne olduğunu anlayabilmek. Toplumdaki yarattığı faydaları yorumlayabilmek içindi. Bu 4 seneyi de bu şekilde değerlendirdim. Burada bir sürü aşağıda fotoğraflar görüyorsunuz. O fotoğraflar benim sizlere bu kitabımın içeriğini oluşturan ve bu eğitimi oluşturan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ederek yaptığım çalışmalara ilişkin fotoğraflar.
Biraz bunlardan bahsedeceğim. Web sitemden proje yapabilsem diye 2007 yılında yayınlanan kitabımı indirebilirsiniz. Bu güneş enerjisi alanındaki makalemi, teşvik edildi makalemi indirebilirsiniz. Şu anda Udemy'de 4 tane dersim yayınlanıyor. Bir tanesi de gençler için inovasyon isimli ücretsiz dersim. Oradan da sizlerin kariyerlerinizde planlarken o inovasyon kavramını nasıl hayatınıza katacağınıza ilişkin ücretsiz dersimi alabilirsiniz. YouTube kanalımda çok sayıda inovasyon alanında bilgi veriyorum. Instagram kanalında bilgi veriyorum. Twitter ve LinkedIn hesaplarımı da aktif kullanıyorum. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Bu 2015 yılından itibaren Türkiye delegesi olarak katıldığım Uluslararası Standartlar Örgütü'nün anlatan bu slaytta gördüğünüz gibi 3 grupta da bizatihi uluslararası referans dokümanların eş yazarı olarak bizatihi çalıştım, ülke ülke dolaştım. Bu sizlere birazdan bahsedeceğim. Bu referans dokümanlar neden önemli? Ben neden oraya büyük emek sarf ettim? Neden o dokümanların üretimi için bu kitabı hazırladım, bir rehber kitabı hazırladım? Bunlardan bu eğitim süresi içerisinde sizlere bahsedeceğim. Ve bu çalışmalarımızın sonrasında şu anda Türkiye'de 5 standart yayınlandı. Ben de Türkiye'nin MTC 139 kod isimli Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komite Başkanı olarak 2 yıldır çalışmalarımı sürdürüyorum. Ülkemizde inovasyon yönetimi alanında hem akademik camiada hem de iş dünyasında bir çalışma gerçekleştiren arkadaşlarım bu grubumuza katılıyorlar ve onlarla bu İngilizce standartları Türkçeleştirmek için projeler yapıyoruz. İnovasyon yöneticisi diye kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin bir meslek sertifikasyonu, mesleki yeterliliğinin tanımlanması için çalışıyoruz ve Türkiye'mizin inovasyona dayalı kalkınma için gerekli bütün çalışmalarını yapıyoruz. Bu 5 standart yayınlanmış olsa bile daha 3 standartın yazım çalışmaları devam ediyor. Yine bu arkadaşlarımın içerisinden de o ülkemizi temsil ederek bu çalışmalara katılan değerli arkadaşlarım var. Şimdi inovasyonun işte kafasında ampulle dolaşan buldum deyip işte zihni sinir projeler üreten kişilerden arındırılmış kavramlarını bahsedeceğim size. Sürdürülebilir bir şekilde neden yeniliğe ihtiyacımız var ve bir kere çok iyi bir şey yapıyor olmuş olmamızın, çok yeni bir şey yapıyor olmamızın, çok tutan bir şey gerçekleştiriyor olmamızın yeterli olmadığını, bunu sürdürülebilir bir şekilde yenilik yönetimi başlığı altında kendimizi sürekli yenileyen, sürekli çözüm üreten ve değer üreten bir yaklaşıma nasıl kavuşacağımızı anlatacağım. İnovasyon yönetimi derken, yoksa sizler nasıl zihni sinir fikirler üretirsiniz, işte nasıl bunları tanıtırsanız falan, bunlardan bahsetmeyeceğim. Amacımız sürdürülebilir bir şekilde çözüm ve değer üretmeye devam etmek yenilikçi yaklaşımlarla. Şimdi bunu niye söylüyorum? Birazdan tarihsel bir arka plan içerisinde böyle hikayemsi olarak bu dünyanın bu konuya yaklaşımından bahsedeceğim size. Ama hani yaş aralığınızı bilmiyorum. İşte mesleki veya profesyonel şu andaki pozisyonlarınızın neler olduğunu bilmiyorum ama buna tanıklık edenler vardır. Dünyada işte ilk olarak pazara ne kadar hızlı giriyorsan o kadar çok para kazanabilme şansım vardı. Akabinde rakipler çoğalmaya başlayınca maliyeti düşürerek diğer rakibinin sattığından daha fazla satma, maliyet rekabeti gerçekleşti ve dolayısıyla seri üretimler gerçekleşti. Sonra işte 1990'lı yıllardan itibaren ise iyi ama benimki daha kaliteli, kalite kavramı çok gerçekleşti. 2000'li yılların 2005'ten itibaren ise kalite, maliyet ve pazara giriş hızı artık bir
sektörel zorunluluk oldu, bir ekonomik zorunluluk oldu. Bunlar yoksa zaten ölüyorsunuz. Kurduğunuz şirket işte bir iki yıl dayanmıyor. Üçüncü yılda da o ölüm vadisinde yok olup gidiyor. Dolayısıyla zaten bunları yapmanız lazım. Peki sürdürülebilirliğinizi devam ettirebilmek için ve varlığı bu kazanan bir işletme olarak geleceklere de taşınabilmeniz için yenilik kavramı hayatımıza girdi. Bu yeniliği de reaktif olmak yerine proaktif bir davranışla sürdürmek bu yeni dünyamızın bir iş dünyasının kavramı olarak karşımıza çıktı. Şimdi 2019'un sonu, 2020 ve bugünlere geldiğimiz bu 1,5-2 yıllık süreç içerisinde pandeminin yarattığı bir başka trendler, eğilimler dolaşmaya başladı. Ve birçok şeyi eskisi gibi yapamayacağımızı fark edip artık yeni gerçekliklere doğru hepimiz adım atmaya başladık. Bunu idrak edip bu konuda çaba sarf edenler bir adım öne geçtiler. Burada bunu hala kabullenmeyip eski normalleri üzerinden varlığını sürdürmek isteyenler bu zamların olduğu, öğrencilerin kiralanacak ev bulamadığı, dışarılarda yattığı bu ortamlarda yok olup gidecekler. Kimsenin yok olmasını istemiyoruz ama yeni gerçeklikle barışmak ve o alanda kendimizi yenilemek zorunda olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu pandemi sonrası neler değişti? Ben işim gereği son işte 40 yıllık bir mesleki hayatımın 20 yılını masanın bu tarafında danışman olarak öğrenen, öğreten, üniversitelerde eğitmen olarak, hoca olarak, yüksek lisans öğrencilerime inovasyon anlatarak geçirdiğim için size bu çerçeveden anlatacağım. Ve yenilikler nereye doğru gidiyor çok sıkı takip eden biriyim. Burada pandemi sonrasıki yenilikleri 3 ana başlıkta toplamış. Sizler de mekatronik alanında uzman kişiler olarak bu trendleri takip ettiğinizi düşünüyorum. O yüzden çok uzun uzun bahsetmeyeceğim ama burada önemli olan artık bizim şeyimiz değil, hani çok teknolojik bir şey üretmemiz değil, amacımız ürettiğimiz bilgiyi geliştirmek, gezegeni korumak ve insanları güçlendirmek, iyi hissetmelerini olanak sağlamak. Dolayısıyla teknolojiyi bu temel amaçlar çerçevesinde nasıl kullanacağımıza ilişkin yeni trendler var. Sizleri beklerken de bu teknoloji trendlerininle ilişkin yeni bir rapor çıkmış çok sayıdaki sektörle ilgili, onları okuyordum. Burada McKinsey'in bir teknoloji trend raporu var. Buradan sizin de mesleğinizle ilgili olduğu için bunu paylaşarak devam etmek istiyorum. Diyor ki 10 alan belirlemiş. Bu 10 alanın birinci alanı teknolojinin gideceği alanlardan bir tanesi endüstriyel Internet of Things dediğimiz, IoT dediğimiz nesnelerin interneti, robotics, dijital ikizler ve 3 boyutlu ve 4 boyutlu baskı, printing dediğimiz şey. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde yeni nesil proses otomasyonu, ki bu birinci adımda tamamen sizin ilgi alanınızda bir şey. Artık sadece, buyurun efendim. Bir soru mu var? Barış. Peki, devam ediyorum. Birinci işte sadece işte PLC'ler yazarak bağlamanın ötesine geçip yeni nesil otomasyonlarda üretim tesislerindeki dijitalleşme rüzgarının estiği bugünlerde bunları bütün nesnelerin internetini ortaklaşa kullanarak buradan da yaşamdaki sorunlarımızı çözmeye yönelik bir eğilim var. İkincisi de geleceğin bağlantıları başlığı altına toplamış. Bu da işte biz şu anda 4.5G ile bağlanıyoruz ama
işte 5G'ye çıktığımız zaman bağlantı hızımız artacak ve bu dolayısıyla da nesnelerin internetiyle artık bir sürü bir şey birbirleriyle konuşabilir hale gelecek ve sizlerin mesleği bu anlamda çok daha öne geçecek. Diğerlerini çok detaylı söylemek istemiyorum. Siz bu konularla ilgili okumalar yaparsınız. Dağıtık altyapılar artık önemli. Ve işte kuantum bilgisayarlar önemli hale geliyor ve uygulamalı applied artificial intelligence dediğimiz yapay zekalar ve işte geleceğin programlamaları ve en çok sizin alanınızda ben oldum diyemeyeceğiniz ve sürekli 6 ayda bir, hani bir başka mühendis, bir makine mühendisi 2 yılda bir kendini yenileyebiliyorken sizin gibi bilişim iletişim teknolojileriyle birlikte mesleğini icra eden kişilerin en az 6 ayda bir kendini yenilemesi gereken bir konu karşımıza çıkıyor. Çok eksponansiyel bir hızlı bir artışın olduğunu buradan bu yeni trendler, önümüzdeki trendlerde de görebileceksiniz. Hiç durmadan, dinlenmeden yeni şeyler öğrenip bunların hangisi tutacak, hangisi tutmayacak diye kendinizi sürekli yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu dünyanın hızlı devinimi ve pandemi sonrası bu değişikliğe dikkate alarak size bir şimdi inovasyon konusuna girmek istiyorum. Ve bu inovasyonun böyle bir tarihsel bir geçmişine bakarak kitabımda da bu konuyla ilgili epey bir detaylı bilgi var. Biz hepimiz pozitif bilimler eğitimleri almış kişiler. Hep sanki Avrupa'nın bir ne diyeyim ben tarih yaklaşımına uygun olarak sanki dünyada işte Rönesans öncesi hiçbir şey yoktu. Rönesans'tan sonra en iyisi Avrupa'dır. Avrupa en güzelini yapar bir anlayışıyla ilgili okumalar ve eğitimler aldık. Halbuki teknoloji, bilim, inovasyon 1980'lerde de var. Ve bu kitabı yazmak istememin sebebi de ülkemizdeki bir sürü başarı örneğinin de bir referans olabilecek bir dokümana kayda girmesi. Ve akademik çalışma yapan varsa aranızda bileceksiniz ki bir literatür araştırması yapar bir araştırmacı. Daha önce kim ne söylemişse onu state of art deriz biz ona. O araştırmanın üzerine bir tık daha fazla bir şey koyar. Bugüne kadar gelinen nokta burası der. Dolayısıyla bu kitapta da ben bugüne kadar gelinen noktayı ve ülkemizin başarı örneklerini kayda aldım ki bundan sonra yapılacak çalışmalarda ülkemizde de 3 başarı örneği var. 3 farklı alanda, inovasyon yönetimi alanında. Bunun üzerine gelecek baskılarda da 4. 5.'yi de koyalım. İşte Tesla'ya tapınmayalım. İşte Microsoft'a tapınmayalım. İşte Elon Musk'a tapınmayalım. Bizim ülkemizde de bu anlamda başarı örnekleri var demek istiyorum. Mesela İbn Sina'nın tıp alanındaki etkileri. Kervansaray örneğini çok veriyorum. Kervansaraylar Selçuklu döneminde ülkemizde çok sayıda burada haritada görebiliyorsunuz. Kervansarayların güzergâhtaki yerleri yolunuz düşerse kesinlikle ziyaret edin. Bugünkü AVM'lerin doğuşudur ve orada İpek Yolu üzerinde ticaretin gelişmesi için Selçuklular bu altta hayvanlarını bağlayabilecekleri, üstte de kendi konaklayabilecekleri tüccarların yerleri 3 gün boyunca ücretsiz sunmuşlardır. İşte bugün biz de hepimiz AVM'lere dolaşıyoruz. AVM'lerde de işte ticaretin gelişmesi için bir kısım faaliyetler, bedava konserler falan yapılıyor ama bir iş modeli anlamında kervansaraylar ilk inovasyon örneğidir. Cezeri'de bir dahi mühendistir bana sorarsanız. O da yine Selçuklu İmparatorluğu döneminde robotları ilk yapan mühendistir. Enigma'yı, şifreleme cihazını ilk yapan
mühendislerden biridir. Çiçek aşısı 1776'da İngiliz Büyükelçiliğinin gelip İstanbul'da, Osmanlı'da aşı olmasıyla dünyaya hediye ettiğimiz bir yeniliktir, inovasyondur. Hastalığı, çiçek hastalığını ortadan kaldırmış bir inovasyondur. Ben özellikle kahveye takmıştım bir ara kafamı. Kahve, Türk kahvesinin 1543'lerde nasıl birleştirilmiş bir inovasyona tanıklık ettiğini birçok eğitimde anlatıyorum. Burada da sizinle de paylaşmak istememin sebebi, canım kahve deyip küçümsemeyin demek istiyorum. Ve birazdan size teknolojik inovasyonlar hakkında da bilgi vereceğim ama biz olaya sadece teknolojik ürünü bir inovasyon olarak algılamadığımızı vurgulamak için bu örneği özellikle seçtim. Şimdi kahve dünyanın değişik yerlerinde, 4 farklı yerinde yetiştirilen kahve ağaçlarının, bu aşağıda gördüğünüz kırmızı kırmızı çekirdeklerinin işte öğütülmesiyle elde edilen, işte adı bilinen işte, cappuccino vardır, Amerikan kahvesi vardır, işte onun markaları vardır efendim ve Türk kahvesi vardır. Buyurun efendim, bir sorumu var. Evet, devam ediyorum. Şimdi peki bu Türk kahvesindeki yenilik nerelerde? Çok farklı alanlarda inovasyon modelleri bahsederek ilerleyeceğim. Bir kere bu kahvenin çekirdeğinin kavurmasında farklı boyutlarda, şurada görüyorsunuz, değişik kavurma çeşitleri var. 7 farklı kavurma. Mesela İtalyan kahvesi çok böyle yanmış koyu olarak şey yapılırken, kavrulurken, işte Türk kahvesi biraz daha az koyu kavrulur. Öğütmesinde işte mesela bazı kahveler daha kalın öğütülür. Türk kahvesi iyice toz haline getirilir. Pişirmesinde, sunumunda ve beraberinde bunun işte kahvehanelerin açılması ve sonrasında da teknolojik makinelerin, ekipmanların üretimine kadar çok sayıda inovasyona sebebiyet vermiş çok boyutlu bir inovasyon örneğidir ülkemizde. Şimdi bu kahvenin kavurması, öğütmesi, pişirmesi, sunumunu düşündüğünüz zaman dünyanın hiçbir yerinde Türk kahvesinin sunumu şeklinde, içinde böyle lokumu ve geniş ağızlı fincanıyla bir sunum göremezsiniz. Bunların öğütme makineleri, bunların kavurma makineleri ve teknolojik inovasyona yönelik dünyaya hediye ettiğimiz inovasyonlardan biri. Ancak son 10 yıl içerisinde Arçelik'in, ben eski bir Arçelikli olarak çok yakinen takip ediyorum, üzerinde 30, yanlış hatırlamıyorsam 45 patent olan bu telve makinesiydi. Dünyada bir tür aşıldı ve o kadar tuttu ki birçok oyuncu bu alanda, Arzum, Karaca, Tefal gibi başka daha 22 marka kendi bu patentleri ihlal etmeden kendi makinelerini üretip dünyaya bu makineleri satmaya başladılar. Dolayısıyla 1500'lerde Kanuni zamanında başlayan bu Türk kahvesinin inovasyon yolculuğu aradan 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen veya 800 yıl geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Sürdürülebilir bir inovasyon. Bunun içerisinde ürün inovasyonu var. Birazdan sizlere bahsedeceğim. Süreç inovasyonu var. İş modeli inovasyonu var. Kahvehaneleri dünyaya hediye ettik. Ve teknolojik inovasyonlar var. İşte kavurma, öğütme, pişirme ve makineleri şeklinde patent alınmış böyle güzel şeylerimiz var. Bu hala devam ediyor, bitmiş de değil. Sürekli yenilenerek bu alanda dünyaya inovasyonlarımızı ülke olarak sunuyoruz. Şimdi sizlerle paylaştığım bu slide biraz karışık gibi gelebilir ama bir hikaye örgüsü içerisinde bunu anlatmak istiyorum.
Bu 1945 İkinci Dünya Savaşı, aranızda tarihe meraklılar var mıdır bilmiyorum ama bu İkinci Dünya Savaşı Avrupa'nın yıkımıyla biliyorsunuz sonuçlandı ve Almanya'yı işte Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere paylaştılar. Bu Berlin'i ziyaret ettiğimdeki savaş müzesinde o paylaşım haritasını gördüm. Bununla ilgili çok fazla bir tarihsel okuma bulamadım. Çok bu kayda geçmiş bir şekilde değil ama işte o yolunuz düşer de Berlin'deki savaş müzesini görürseniz Almanya'yı nasıl paylaştıklarını görürsünüz. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu Japonya'ya da şey attıktan sonra, bombayı attıktan sonra Avrupa Birliği'ne de şu anda Avrupa Birliği dediğimiz Avrupa ülkelerine diyor ki ben size 12 milyar dolar yardım yapacağım. Bu yardımı da ekonomik kalkınmanız için yapacağım. Ancak bu parayı nereye kullandığınızı takip etmek istiyorum diyor ve 1962 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı kuruyor, OECD. Bunu bilirsiniz. Türkiye 1960 yılında ilk 20 kurucu üyeden birisi, şu anda 37 dünyanın işte o zenginleri dedikleri veya dünya ekonomisine katkı sağlayan ülkeler bu OECD üyesidir. Bu 12 milyar dolar işte Marshall Yardımı adı altında. Genellikle siz Marshall Yardımını Türkiye'deki şey olarak duymuşsunuzdur, süt tozu yardımı olarak duymuşsunuzdur. Ama bu Marshall Yardımı o savaşı yıkımı nedeniyle bütün işte savaşa giren ülkelere verilmiş bir yardım. OECD bu paranın nereye gittiğini, nereye harcadığını tespit etmek için bütün o farklı ülkeleri, 20 ülkeyi, daha sonra 37 olan ülkenin tanımlarını birleştirmek istiyor ve ilk bu Ar-Ge nedir, teknoloji nedir, inovasyon nedir gibi ilk doküman için İtalya'da şu fotoğrafta gördüğünüz bu bir Frascati kasabasındaki Falcinori'nin villasında dünya uzmanlarını bir araya getiriyor ve ilk uluslararası referans doküman öyle üretiliyor. Ve o dokümandaki tanımlanan şekliyle paranın oraya harcadığına ilişkin de istatistikler yayınlanmaya başlıyor. Hala merak ediyorsanız OECD'nin sayfasında, OECD Stat diye istatistik sayfasında işte Güney Kore'nin nasıl gerilerden gelip şimdi nasıl fırladığını, Japonya'nın yetişmek için Avrupa Birliği'nin ne yapması gerektiğine ilişkin görsel, grafiksel güzel şeyleri bulabilirsiniz. Bu dokümanın yayınlanmasıyla beraber NASA ve Amerika Birleşik Devletleri Ordu Teşkilatı teknoloji hazırlık seviyesi denilen başka bir doküman daha yayınlıyor. Yani hangi Ar-Ge, hangi çalışma temel araştırmadır, hangisi uygulamalı araştırmadır, hangisi işte teknoloji inovasyondur gibi bir seviyelendirme yapılan bir dokümanı yayınlıyor. Ve 1992'de OECD tekrar Oslo'da toplanıyor ve yeni bir doküman, Oslo Kılavuz denilen bir doküman. Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları diye internete sorduğunuz zaman TÜBİTAK tarafından tercüme edilmiş halleriyle ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK ilk bu kabul etmesi, kendi verdiği hibelerde neye Ar-Ge diyeceğini, neye inovasyon diyeceğini belirleyebilmek için OECD'nin dokümanını kabul ediyor ve işte bunu kendi sitelerinde yayınlamaya başlıyor. Şimdi bu 2018 yılında bu Oslo Kılavuzu'nun yeni versiyonu çıktı, onu da indirebilirsiniz. Ondan sonra 2006 yılından itibaren Portekiz, Kolombiya, Meksika, İrlanda, Rusya gibi ülkeler, Almanya ve şeyi saymıyorum, İngiltere'yi saymıyorum. Onlar sanki çok herkes biliyor, onlar çok gelişmiş ülkeler diye düşünebilirsiniz ama bu diğer ülkeleri çok, mesela Kolombiya'yı biz hepimiz mafya ve uyuşturucu kartellerinin olduğu ülke olarak tanırız. Ama onlar 2008 yılında, 2007 yılında inovasyon yönetimi alanında kendi ülkesel dokümanlarını üretmeye başlıyorlar. Ve Avrupa Birliği de 2006 yılı itibariyle bu
bütün Avrupa Birliği'nde geçerli olacak bir projeye, 8 milyon euroluk bir projeye başlıyor. Ben işte o projeyle beraber bu çalışmaların içerisine girip ilk akredite danışmanı oldum. İnovasyon yönetimi alanında bu Avrupa Birliği'nin yaptığı çalışmanın sonucu. Sonra da 2014 yılı itibariyle de ISO diyor ki ya herkes bir kendi dokümanını üretti. Ben uluslararası küresel ticaret için bir doküman üreteyim diyor. Beni bulup sen de Türkiye'yi temsil eder misin diyorlar ve ben de o yıllardan itibaren bu uluslararası dokümanları eş yazarı olarak çalışmaya başlamış oluyorum. Şimdi yine kitabımdan alınmış bir, size bir görsel paylaşıyorum. Burada inovasyon sözcüğü ile ilgili uluslararası literatüre geçmiş, ulusal ve uluslararası literatüre geçmiş tanımları paylaşıyorum sizlerle. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız inovasyon, yenileşim olarak Türkçe karşılığı olarak ifade ediliyor. Latince innovatus'tan. 1911 yılında yani 1915'te Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce bir ekonomist olan Schumpeter bu ekonomik bir durgunluğa gittiğini dünyanın görüyor ve diyor ki yazdığı kitapta bir yeniliğe ihtiyaç var diyor. Bu müşterinin henüz bilmediği bir ürün, yöntem veya uygulamanın ortaya çıkması ile bu yenilik gerçekleşebilir ve ekonomik kalkınma hayata geçebilir diyor. Ve ilk inovasyon kelimesi 1911'de Schumpeter tarafından kullanılıyor. Az önce size özetledim. Oslo kılavuzları 2005'te ve revizyonu 2018'de inovasyon tanımı yapmaya başlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti 2008 yılında aranızda belki Ar-Ge bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız vardır. Bu 5746 sayılı Ar-Ge kanunu çıkartıyor. Bu Ar-Ge kanununda yeniliğin tanımını yapıyor. Benim içerisinde olduğum 2015'ten itibaren içerisinde bizzat yer aldığım ISO 56000 serisi inovasyon yönetimi alanındaki serinin tanımlar terimler standardında biz 2020 yılında yayınladık. Yani geçen sene yayınladık ve burada tanımı nasıl yaptık? Bununla ilgili bir vurgulama yaparak ondan sonra sizlerin veya sizlerin demeyeyim geneldeki algının ile ilgili benim itiraz ettiğim yerler bu uluslararası referans dokümanlara göre düzeltilmesi gereken yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 56000 serisinin içerisinde inovasyon yönetimini burada uzun bir cümlemiz var ama bu uzun cümleyi şöyle kısaltarak ifade etmek istiyorum size. Yenilik ve değerin birlikte gerçekleşmesidir inovasyon. Bu değerin gerçekleşmesi diye altını çiziyorum. Finansal veya sosyal bir değer olur. Bu finansal veya sosyal değer farklı biçimde paylaştırılmak yeni durumundadır. Bir şeye inovasyon diyebilmeniz için. Yani mevcut oyuncuların mevcut şekilde o pastadan pay aldığından farklı bir şekilde değer farklı ellere gider. Çünkü yenilik o pastayı değiştirir ve pastanın dilimlerinin büyüklüğünü değiştirir. Ve yine orada özellikle vurguluyoruz. İnovasyon sadece ürün demek değildir. Üründeki yenilikten bahsetmiyoruz. Süreç, model, yöntem ve buna benzer herhangi bir unsur inovasyon olur. İnovasyon ilgili tarafın hedeflediği ilgili tarafın algısına bağlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanmasıdır diye bu yazdığımız standartta tanımlıyoruz. TÜBİTAK 2008'den itibaren Ar-Ge desteklerini vermeye başladığından itibaren bu inovasyonu seviyelendirerek bu destekleri vermeye başladı. Bu destekleri dünya için bir yenilikten, ülke için bir yenilik, firma için bir yenilik gibi seviyelendirerek kapsadı. Yani bazen de şöyle bir algı var.
işte efendim inovasyon dediğim zaman dünya için çok yeni bir kavram olacak, yeni bir ürün olacak gibi bir algı var. Halbuki TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinde ithal ikame ürünleri bile destekliyor. Çünkü bu ülke için bir yeniliktir diyor. Veya ülkede bile rakipleriniz varsa sizin ürün portföyünüzde o ürüne veya hizmete ilişkin bir platform yoksa onu bile yeni bir kanal açıyorsunuz, yeni bir pazara giriş yapıyorsunuz diye bunu da yenilik olarak TÜBİTAK kabul ediyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yine kafa karışıklığından bir tanesi işte o kafasını ampulle geçen zihni sinirlerin bulduğu harika ürünler buluş varsa inovasyon vardır gibi bir algı var. Hayır, hayır, hayır. İnovasyon sadece Ar-Ge veya Ür-Ge sonucu elde edilmiş bir ürün demek değildir. İnovasyon buluşa dayalı olmak zorunda değildir. Sadece teknolojik uygulama olmak zorunda değildir. Yine, bu yine kitabımdan bir slide. Burada buluşun sahipleriyle inovasyonu gerçekleştirenlerin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Bu siz kitabımı edindiğinizde detaylı bunu okursunuz. Ama mesela bu en sevdiğim örneği burada paylaşmak istiyorum. İşte birisi CD, birisi de MP3'ler. CD'ler 1980'lerde buluşu Okha isimli bir bilim insanı yapmış, gerçekleştirmiş ama bunu inovasyona dönüştüren, yani bu teknolojik buluşu değeri gerçekleştirir hale getiren, bizi yaygınlaştıran ve bu CD'lerle artık benim yaşımdakiler CD'lerin öncesinde şeyler kullanırdık, disketler kullanırdık, böyle kocaman kocaman plak kıvamında CD'lerle, sonra da kartuşlarla, sonra da en son MP3'lere kadar bu dijital transferi bilginin veya medyanın hayatımızı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Bu MP3'lerde Apple sanki bu işi dijital müziğin inovasyonu gerçekleştiren Apple'mış gibi bilmemize rağmen, halbuki Almanya'nın Fraunhofer Enstitüleri dediğimiz uygulamalar araştırma yapan çok sayıda 80 tane TÜBİTAK benzeri ama uygulamalar araştırma için TÜBİTAK benzeri bir başka enstitüleri de temel bilimler alanında araştırma yapar. Bu enstitünün patentiyle bulunmuş bir buluştur, teknolojik buluştur. Ama Apple bu MP3 teknolojisini alıp bu ürünlere ilk böyle müzik çalarlar, böyle küçük iPod'lar falan yapmıştı. O zamandan tanıyanlar bileceklerdir. Dolayısıyla teknolojik buluşa dayalı olmak zorunda değil, başkasının buluşunun insansını değeri gerçekleştirebilir halde ben pazara sürdüğüm anda, buradan finansal veya sosyal bir değer elde ettiğim anda ancak o zaman inovasyon gerçekleşebiliyor vurgulamak için. Burada bu slide'ı özellikle söylüyorum. Aranızda bilimsel çalışma yapan arkadaşlarım vardır belki diye hazırladım bunu. Bir temel araştırmanın, ki Bilim Kızı projemizi de bu sebeple temel araştırma eğitimi alan, temel bilimler eğitimi alan kızlarımız için tasarladım. Bir temel araştırmanın bizim yaşamımızda sorunumuzu çözen bir teknoloji uygulamaya dönüşmesi 10-12 yıl sürüyor. Yani temel araştırma sonucu bir kavram elde ediliyor. O kavram sonunda uygulamalı araştırmalarda, laboratuvarlarda doğrulanıyor. Sonra sizin gibi mekatronik mühendisler veya ürün mühendisleri bunları ürüne dönüştürüyorlar. Ürünlerini kullanıyorlar. Onun yatırımı devam ediyor. O yatırım bittikten sonra da pazara sunuluyor. O süreçte 15-20 yılı buluyor. Bunu özellikle önemsiyorum. Çünkü işte kafamda ampul yandı, fikrim geldi. Ben ertesi gün para kazandım, inovasyonu gerçekleştirdim, zengin oldum. Hayallerinin ötesine geçip bu konuda bir soru var mı diye Barış bakıyorum. İsterim bir sessizlik var. Kaçırdım mı diye. Yok, tamam.
Düşünün, sürdürülebilir bir şekilde yeniliği yaşama katabilmek için sizin de uzun soluklu olmanız gerekiyor. Bu kadar kolay yaşamımıza girmiyor inovasyon diye bir hatırlatma için bu slaytı koydum. Şimdi sürdürülebilir lafını çok sık tekrarlıyorum. Bu tekrarlamamın sebebi işte her ne kadar teknolojik markası olan ve bu alanda dünya çapında bir pazara sahip olan birçok kuruluşun sürdürülebilirliği gerçekleştiremedikleri için yok olup gittiğini, bu dönüşümü, bu yeniliği hayata taşıyamadıkları için yok olup gittiklerine ilişkin birkaç da örnek vereceğim. İşte bunlar analog fotoğraf makineleri, işte Olympus mesela çok güzel bir fotoğraf makinesi vardı ama işte ne oldu? Artık yok, biz hepimiz telefonlarla fotoğraf çekmeye başladık. Bu analog fotoğraf makinelerine film üreten Fujifilm. Bir anda onun bu analog fotoğraf makineleriyle batıp gittiğini gördü ve dedi ki bu filmlerin içerisinde kullanılan kimyasallar aslında kadınların cilt bakım ürünleri içerisinde kullandığı kimyasallarla eşdeğer. Ve ben bu batan işimi güzelleştirme kremleri için, cilt bakım kremleri için kullanacağım dedi. Ve kendine yeni bir pazar açtı. Ve o kimyasalla bir cilt bakım kremi üreterek öyle bir inovasyona yol açtı. Dolayısıyla o trene binip, analog makinelerin trenine binip onlarla beraber yok olabilirken sürdürülebilirliği sağladı. Nasıl sağladı? Orada ciddi bir ürün yeniliğini gerçekleştirerek kendine yeni pazarlar açtı. Bunu da unutmamanız gerektiğini söylüyorum. Teknolojiyi bir kere başarmış olmanız sizin sürdürülebilir bir başarıyı için garantiniz olmayacaktır demek için. Bu da yine sizlerin çok tanıklık ettiği bir başka konu. Aranızda hiç Netscape kullanan var mı bilmiyorum ama 1996'da TÜBİTAK olarak biz interneti açtığımızda Netscape ile size web browserlarını açtık. Ve bir müddet devam etti. Ondan sonra işte sonra Explorer'a döndük. Ve ne yazık ki Explorer'da Google'la, Chrome'la baş edemedi. Ve 2022 yılı itibarıyla Microsoft'a web browser pazarından çekileceğini açıkladı. Şimdi dolayısıyla bir kerelik bir teknoloji, bir buluşu veya bir yeniliğe, inovasyona sebebiyet vermiş olmak, onu yenileme, o konuyla ilgili inovasyonu gerçekleştirebilme kararlılığı göstermiyorsanız sizi çok da fazla taşımıyor. Siz yok olma ile karşı karşıyasınız. Yine başarısız olmuş, inovasyona dönüşememiş teknolojiler, bunları biliyorsunuzdur. O zinciri biliyorsunuzdur, Bush'un düştüğü. Ben en çok Google Glass örneğini beğeniyorum. Google Glass alıp kullandığınız var mı bilmiyorum ama ilk İngiltere'de yasaklandı. Bu haliyle Google Glass toplumsal bir karşılık bulamadı. Yani değer gerçekleşemedi. Google Glass'ın teknolojisi çok güzel olsa bile taktığımız gözlükler karşı tarafın kişisel verilerini ihlal ettiği için yasaklandı. Tiyatroya, sinemaya girişleri, ki orada kayıt altına alıyordu, fikri hakları sanatçıların ödenmemiş oluyordu ve işte korsan yayın yapmaya başlayabiliyordu. Dolayısıyla pazarda bu sebeple karşılık bulamadı. Peki Google Glass ne oldu? Ben öldüm, bittim, teknolojimi geri çektim demedi. Bunu ben bu teknolojiyi başka hangi alanda inovasyona dönüştürebilirim diye çalışmalarına devam etti. Şu anda bir eğitim alanında tıbbi cerrahi cerrahların eğitilmesi ve bakım personelinin eğitilmesi alanında
Google Glass ürünlerini destekleyerek, geliştirerek yeni bir pazara doğru inovasyonu yelken açmış durumda. Ben bazı kuruluşlarla iletişimimden kendilerinin bu mekatronik mühendisleri olarak sizlerin bu anlamda çok sayıda belki örneği de vardır. Bu Google Glass'ı bakım hizmetleri, toplam verimli bakım hizmetlerinde teknisyenlerin yetiştirilmesine, eğitilmesine veya uzaktan yönetilmesine, destek verilmesine yönelik kullanıldığına ilişkin bilgiler alıyorum. Ve tekrar burada tekrarlamak istiyorum. İnovasyon, değerin gerçekleştiği yeni veya değiştirilmiş unsurdur diye. Yani yeniliğin tek başına gerçekleşmiş olması, yenilik olması, buluş olması yetmiyor. Arge olması yetmiyor. Onun toplumsal bir karşılığı olması lazım. Bu toplumsal karşılık ya finansal ya da sosyal bir karşılık olması lazım. Toplumda o değer bulmuş olması lazım. Toplumun bir soruna çözüm üretmiş olması lazım. O gerçekleşmeden biz o teknolojiye inovasyon gerçekleşmiş diyemiyoruz. Evet, az önceki slaytta Ginger Bush'un düştüğü Ginger'ı göstermiştim. İşte o yıllarda işte denge sağlayamama problemiyle bu Ginger'lar değeri inovasyona dönüşmemiş olsa bile şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok sayıda özellikle üniversite kampüslerinde, İstanbul'da da Anadolu yakasında bu işte Martı veya işte başka bin gibi farklı isimlerle bunu kaykayların, elektrikli kaykayların nasıl bir inovasyonu gerçekleştirdiğine tanık oluyoruz. Hele bu pandemi bunları giderek de arttırdı. İnsanlar toplu taşımalar zaten belli bir müddet yasaklanmıştı. Bu toplu taşımalar başlamış olduğu dönemlerde de insanlar o kalabalığa karışıp korona olmak istemedikleri için ciddi biçimde bu pazar da bir anda bu elektrikli kaykay inovasyonu gerçekleşmeye başladı. Şimdi şöyle bir toparlamak istiyorum. Ondan sonra da Barış'a sormak istiyorum. Katılımcı arkadaşlarımızın katkısı sorusu var mı diye. Şu anda çok sayıda elimizde teknoloji hazır durumda. İlle bizlerin bu teknolojiyi teknolojik buluş yapmamıza gerek yok. Biz bu teknolojileri kullanarak, bu teknolojileri kendi ürünlerimiz, hizmetlerimize, süreçlerimize uygulayarak sorunları çözebiliyoruz. Burada özellikle bu pandemi sürecindeki sorun çözmeyle ilgili en güzel örneğin Skype'i birazdan göstereceğim size. Skype'i 10 yıllık bir teknoloji. Daha şimdi Facebook'a satıldı, daha da büyüdü. Ama uzaktan eğitim, benim sizlerle bu arada bir arada bulunmamı sağlayan bu işte Zoom filan sanki 2 senede var olmuş gibi biz böyle bir o filan olduk ama o 10 sene önceki teknolojinin bir uyarlanmasıydı. Dolayısıyla elimizde çok sayıda dronlar var, 3 boyutlu baskılar var, giyilebilir teknolojiler var, işte arttırılmış gerçeklikler var, hızlı internetler var, enerji alanında çözümler var ve hayatımızda çok sayıda da sorun var. Biz bu teknolojileri kullanarak kendi ürünlerimize, hizmetlerimize yeniliği katarak ve bu kattığımız yenilikle de sosyal veya finansal bir değer gerçekleştirdiğimiz andan itibaren inovasyondan bahsediyoruz. Evet Barış, bir soru, katkı var mı? Herhangi bir soru yok şu anlık yazılı. Ben çok iyi anlatıyorum mu olabilirim yoksa... Katılımcılar 14.50 40 dakika var. 40 dakikaya sığacak şekilde anlatayım. Bundan sonrası için birazdan birkaç bir şey soracağım. Sorduğum soruların cevaplarını lütfen chatle yaparsanız ben kendi kendime konuşmuyorum
duygusunu yaşatırsınız bana. İşte sizler de oradasınız, beni dinliyorsunuz duygusuyla beraber. Biraz da motive olurum, yoksa sanki kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Evet, sizlere inovasyonun tanımını bir kere daha paylaşarak bundan sonraki konulara girmek istiyorum. İnovasyon hazırladığım standartta 56 bin inovasyon yönetimi terimler tanımlar standardında inovasyonla ilgili tanımımızı şöyle diyoruz. Değeri gerçekleştiren veya yeniden yapılandıran yeni veya değiştirilmiş unsura biz inovasyon diyoruz. İnovasyon, finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği, yeniden dağıtıldığı veya paylaştırıldığı yeni veya değiştirilmiş unsurdur. O yüzden yeni bir ürününüz varsa, bir buluş yaptıysanız, bir patentiniz varsa sadece fikri hakkın sahibi olabilirsiniz. İnovasyon yapmış olmazsınız. Ta ki o buluşunuz veya bir başkasının buluşunu ürününüze uygulamanız pazara sunup satıp o pazardan gelir elde etmeye başladığınız andan itibaren bunun adına inovasyon diyoruz. Şimdi bu değer kavramı ile ilgili de bir şeyler söyleyerek ilerlemek istiyorum. Değer kavramı Rönesans öncesi Orta Çağ Avrupa'sında toprak sahibi olmak bir değer ifade ederken, Karl Marx'ın yazdığı Kapital isimli kitapta değer bir malın, ham maddenin üzerine ilave edilen emek olarak tanımlandı. Harcanan emek olarak. Yani işte bir metali ham madde maliyetinin üzerine o metali eğip büküp bir makineye dönüştürüp orada harcadığınız boyaydı, işçilikti, taşımaydı gibi şeyleri ilave et diyorsunuz, bir fiyat oluşturuyorsunuz. Ondan sonra karınızı da koyuyorsunuz. İşte Karl Marx dedi ki değer harcanan emektir dedi. Ama 2000'li yıllardan itibaren kapitalist ekonomi değerin tanımını değiştirdi. Bir kullanım değeri var, bir mübadele değeri var gibi başka değer kavramıyla ilgili tartışmalar başladı. Mübadele değeri nedir? Ben sizden alışveriş yaparken aldığım şeyin karşılığında ne ödeyeceğim? O mübadele değeri. Ama kullanım değeri o aldığım şeyin bir bana olan yarattığı etki. Ben onu 1 lira da vermiş olabilirim ama benim 10 liralık sorunumu çözüyor olabilir. Öyle bir duygusal tatmin veriyor olabilir gibi. Bu makaleyi de önereceğim. 2016 yılında Bain & Company'nin 3 tane uzmanın hazırladığı bir makale var. Değer piramidi diye. Bu değer piramidinde artık yeni dünyada değerleri Maslow'un hiyerarşisi gibi 4 basamaklı olarak tanımlıyor. Yani ille değer işte parası değildir diyor. Şimdi bizde inovasyon değer katan yenilik, değerin gerçekleşmesi diyorsak, sizin o yenilikle ilgili hangi değeri gerçekleştirmek istediğinizi kendinize sormanız lazım. Şu sıra nasıl, hani Maslow'un hiyerarşisinde bizim barınma ihtiyacımız, ki bu öğrenciler kiralık ev bulamadıkları için güvenlik ve barınma ihtiyaçları daha birinci seviyede, ki ihtiyaçlarını karşılamıyorlarsa değer piramidinde de fonksiyonel değer unsurları birinci seviye değer unsurlarıdır. Burada ille o teknolojiyle kişiye yeni teknolojik harika bir ürün sunmanız gerekmiyor. O kişiye o iş süreci içerisinde onun zaman kazandırıyorsanız, para kazandırıyorsanız, maliyeti azaltıyorsanız, o kişinin üstlendiği riski azaltıyorsanız, çabasını azaltıyorsanız, onun yaşadığı sorunları ortadan kaldırıyorsanız, ürünün kalitesini, çeşitliliğini, duygusal çekiciliğini arttırıyorsanız, kullanımı basitleştiriyorsanız, birçok şeyi entegre ediyorsanız, bağlantı yok dediğimiz, işte bu Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti de fonksiyonel değer unsuru katan şeylerden biridir.
bu fonksiyonel ihtiyaçları karşılandıktan sonra, o değerler gerçekleştikten sonra duygusal değer unsurları piramidin ikinci basamağına çıkıyor. Orada daha duygusal şeyler, işte bana iyi geldi, benim için eğlenceli, benim için çekici gibi konular ortaya çıkıyor. O üçüncü basamakta da hayatımızı değiştiren, kendi vizyonumuzu gerçekleştirmeye olanak sağlayan, en üst basamakta da sosyal etki yaratan değerler oluşabiliyor. Dolayısıyla eğer çalıştığınız kuruluşlarda bir değer, bir inovasyon yapmak istiyorsanız, hangi değeri gerçekleştirmek istediğinizi ilişkin kendi kendine bunları sorun ve muhakkak finansal değer olması gerekmiyor. Finansal olmayan sosyal bir değer de olabilir. Benim bilim kızı projem bir sosyal değer üretiyor ve oradan bir para kazanmıyorum. Aksine kızların temel bilimler alanında bilim kadını olabilmeleri için para harcıyorum. Ama ülkemizin daha fazla bilim kadınıyla Nobel ödülü kazanacak bilim kadını olsun gerçekleştirmek istediğim sosyal değer o. Yaşam bilimleri alanında sorunlarımız çözülsün. Bunlara da kızlarımız bilimsel kariyerlerinde bu konularda kendilerine atanamayan öğretmen olma duygusundan kurtularak çözüm üreten birer bilim kadını olsunlar diye bir sosyal inovasyon projesi olarak hayata geçirdiğim için ille diyorum ki değer parasal bir şey olmayabilir. Toplumsal bir değer, sosyal bir değer de olabilir. Ve moralinizin bozulmaması için ürettiğiniz değerin zaman zaman toplumda karşılık bulmadığını, yarattığınız yeniliğin istenilen etkiyi yaratmadığını da görürseniz de moralinizi bozmayın. Çünkü kullanıcının, hedef kitlenizin algısı o anda sizin ürettiğiniz değeri algılamaya yetmiyor olabilir. Ve bu algı zaman içerisinde değişir. Buna da en güzel örnek, bu temassız kredi kartlarını anlatıyorum. Temassız kredi kartları pandemi öncesi 5 sene önce hayatımıza girdi. Fakat hiçbirimiz kullanmadık onları. Ve işte kredi kartlar genel müdür, bu ilgili hizmet sunan genel müdür. Bir sürü reklam yaptık ama kullandırtamıyorum diye şikayet ettiği bir sunumunu izlemiştim. Neydi gerekçemiz? Ay, işte çantamdan işte kredi kartından para çekerler mi? Ay işte arka cebimden para çekerler mi diye temassız kredi kartlarını reddettik uzun süre. Ama ihtiyaç ve beklentimiz pandemiyle değişti. Başkasının parmak bastığı yerlere parmaklarımızı dokundurmamak için hijyen nedeniyle kredi kartımız başka ellere geçmesin, başka eller dokunmasın, mikrobu bana taşımasın diye ne yaptık? Zaman içerisinde ihtiyaç ve beklentiler değişti. Ve herkes bir anda ne yaptı? Temassız kredi kartı almaya başladı. Para transferi yapmadan, kimsenin mikrobuna dokunmadan kendi sağlığımızı dikkate almak için böyle bir değere ihtiyaç duymaya başladık. Evet, şimdi çok karşılaştırılan, karıştırılan bir başka kavram da yine işletmelerde karşılaştığım bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. İyileştirme, geliştirme ve inovasyon. İyileştirme ve geliştirmeden farklıdır inovasyon. Bu fark nedir? Bu farkta iyileştirmede 4 temel unsur vardır. Mevcut bir teknoloji kullanılıyordur. Mevcut bir ürün veya sürecin üzerinde çalışılıyordur. Mevcut yaklaşımlarla, mevcut yöntemlerle çalışılıyordur. Her şey mevcut. Yani ben mevcut bir ürünüm var, bunun maliyetini iyileştirmek istiyorum. Teknolojiyi de biliyorum, yaklaşımını da, metodu da biliyorum. İşte bununla ilgili yaklaşımı da biliyorum. Bunu bir tık daha iyisini, amacım maliyet etkinliği sağlamak, işte onun adı iyileştirme. Geliştirme dediğim zaman ise bu ürünün veya sürecin performansını yükseltmeye çalışıyorum. Yani mevcut bir ürünüm var, mevcut bir sürecim var, mevcut bir şeyim var, hizmetim var. Bunun işte dakikada bir tane bir şey yapıyorsa
Onu yarım dakikada bir tane yapar. Dolayısıyla iki tane üretir. Dakikada bir tane üretirken iki tane üretir hale getiriyorsam. Halbuki inovasyon teknolojiden birinin teknolojinin yeni olması veya bilinen bir teknoloji, mevcut bir teknoloji olabilir ama yaklaşımın, yöntemin yeni olması veya bu mevcut teknolojiyi, mevcut yaklaşımları ben yeni bir üründe uygulamak gibi bunlardan en az birinin yeniliğini kapsıyor olması lazım. İyileştirme ve geliştirmeye göre risk katsayısı daha yüksektir. Çünkü bir şey yeni ise riski yüksek olur. Bilinen bir şeyse biz bunu daha rahat çözeriz. Ve bunun çıktısının fikri haklarını elde etme ihtimalim olmuş olması lazım ki iyileştirme ve geliştirme projelerinden farklı bir inovasyon projesine dönüşsün. Şöyle bir toparlarsam, inovasyon Ar-Ge, sadece Ar-Ge, sadece teknoloji bir ürün, sadece buluşa dayalı bir ürün, sadece şaşırtan yenilikçi ürün demek değildir. İnovasyon yenilik ve değerin birlikte gerçekleştirip işe yarayan, değer üreten bir sonuca ulaşmasıdır. Evet, şimdi yine bütün bu referans dokümanlarda inovasyonun farklı tipleri ve bunların dozları hakkında da bilgi veriyorum. Dokümanı elde ederseniz bunu da görebileceksiniz. Ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, organizasyon inovasyonu ve iş modeli inovasyonu. Bunların hemen hemen tamamını kapsayan bir de sosyal inovasyon benim bilim kızı projemde olduğu gibi. Bu tabloda arttırımsal ve radikal dediğimiz iki farklı dozu var. Arttırımsal dediğimiz daha böyle iyileştirme, mevcudu küçük iyileştirmelerden bahsediyoruz. Radikal dediğimiz zaman ise tamamen pazarı kırıyor, değiştiriyor ve pazarın pasta payını daki dilimlerin büyüklüğünü değiştiren bir inovasyondan bahsediyoruz. Şimdi bundan sonraki örnekleri kaç dakika var Barış? Evet, bir yarım saatim var. Böyle biraz yarım soru cevap, biraz soru cevap ilerlemek istiyorum. Yine ki bir şey var mı acaba? Bir tane sorumuz var. Evet, Zehra Dur Hanım sormuş. Sizi bu alana yönlendiren en büyük etkenler nelerdir? Sorusu var. Tamam. Onu cevaplayarak şeye başlayayım. Kim dediniz efendim ismi? Zehra Nur. Zehra Nur. Evet. Sevgili Zehra Nur, bu hani güzel bir soru. Ama şöyle bunu şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bir hani mayamda var benim sıkılıyorum. Mesela sabah 8 akşam 6 aynı iş yerine gitmek, her gün aynı insanları görmek, aynı konular üzerinde aynı şeyleri yapmak ruhuma uygun değil bir kere. Yani muhakkak her gün farklı bir yere gidip farklı bir şey yapıp farklı bir konu üzerinde düşünüyor olmak gibi böyle bir DNA'mda böyle bir doku var. Bu birinci etken. Dolayısıyla hep böyle proje bazlı işlerde çalıştım. Rutin işleri hiçbir zaman mesleki kariyerimde yapmadım. Tercih etmedim. İkinci etken de bunu biraz aranızda fiziğe meraklı olan var mı bilmiyorum. Ona yönelik olarak cevaplamak istiyorum Zehra. İşte biz Newton fiziğini öğrendik. Üzerine de işte Einstein'la kuantum fiziğini öğrendik. Şimdi fiziğin üçüncü dalgasında bir bağlantısallık fiziği denilen bir şey var. Yani diyor ki bağlantısallık fiziği, çevrende kim varsa sen o kadarsın diyor. Seni belirleyen çevrendir diyor bağlantısallık fiziği. Bunun matematiksel modellerini falan anlatıyor. İşte biyolojide biz buna epigenetik diyoruz. Yani ben müjgan olarak benim bir DNA'm var, bir huyum var, bir doğuşum var, bir varoluşum var. Ama çevremdeki insanlarla, çevremdeki bağlantılarımla bu şekilleniyor, dönüşüyor, değişiyor ve
bu ben haline geliyorum diyor bağlantı sağlık fiziği. Şimdi dolayısıyla bu işlere kafayı sarmamın sebeplerinden birisi işte daha üniversiteden mezun olmuş 40 yıl önce iş hayatıma başlamış bir mühendis olarak hep böyle yeni projeler, o benim doğuşumdan olan yani DNA'mdan gelen, mayamda olan alışkanlığımla onların içerisinde çalışa geldim. Ve o da onlar da beni çevremde hep bilim, teknoloji, araştırma, yenilik falan gibi insanlarla buluşturdu. Bu insanlar beni dönüştürdü. Ve bu sebeple hala da dönüştürüyorlar. İşte sizler gibi gençlerle çok sayıda iletişim içerisindeyim. Projeler yapıyorum. Çok sayıda üniversite etkinlikler yapıyorum. Emin olun ki çok şey öğreniyorum. Ve o öğrendiğim, o sizlerle her bir temasım bana yeni bir müjgan katıyor. Bu da mı varmış deyip tekrar ben ona da el atıyorum ve yeni bir dönüşüme ayak atıyorum. Zehra, sorunu cevaplayabilmiş oldum mu? Zehra, burada mısın? Dinledin mi beni? Cevap geldi. Barış ne diyor? Evet, teşekkür ediyoruz kendilerine, sizlere. Tamam. Peki. Şimdi bu inovasyon çeşitleri, yani neden kafayı ürüne takmayın demek için hazırladığım slaytlar bunlar. Şimdi sanat alanında birkaç hem dünya hem ülkemizden örnekler vererek ilerlemek istiyorum. Sanatçılar bence en inovatif kişiler. Zaten bir sanatçının isim sahibi olabilmesi, ürettiği sanat eserinin değer alabilmesi için benzerlerinden ayrı olması lazım. İşte Picasso çağdaşlarından farklı olduğu için Picasso oldu gibi. Dolayısıyla yenilik bir sanatçının zaten varoluş ihtiyacı. Yani o yeni bir şey yapmazsa o sanatçı var olamaz. Dolayısıyla her mühendise sanat veya sporu bir sigorta olarak yaşamlarına muhakkak yenilik yapmak isteyen mühendislere, hem Zehra'nın da sorusu olsun, sorusuna bir cevap daha vermiş olmak için almalarını öneriyorum. Çünkü yenilik bir alanda derinlemesine bilgi elde etmenin ötesinde birçok disiplini ve birçok alandaki çeşitli konuları, farklı disiplinleri bir arada yoğurarak bir sorunun çözümüne olanak sağlamaktan doğuyor. Şimdi mesela Cirque du Soleil çok pahalı olduğu için gidemedim. Ülkemize de geldi. Ancak ne yazık ki pandemi dönemi 2020'de Cirque du Soleil iflasını açıkladı. Halbuki 3500 çalışanıyla milyar dolar ciralara ulaşan bir gösteriydi. Şu anda YouTube'da yayınlanıyor. Oradan Cirque du Soleil'in o güzel görsel şölenini izleyebilirsiniz. Bence sanat alanında güzel inovasyonlardan biri. Neyi değiştirdi Cirque du Soleil? Eskiden hayvanların kamçılanarak kafeslerin içerisinde işte aşağı kalktıkları, bilmem hareketler yaptıkları sirk kültürünü aldığı temalı ve üst seviye gelir seviyesinde hayvansız, teknoloji bazlı, akrobasi, dans, müzik, opera, tiyatro, illüzyon gibi birçok şeyle birleştirdi, çeşitlilikle birleştirdi ve çevreye, hayvanlara saygı içerisinde başka bir tema olarak sundu. Dolayısıyla 1984-2020 yılları arasında ciddi bir inovasyonda bulunduğu değeri gerçekleştirmiş oldu. Uysuz Virgin 50 yıllık sanat hayatında bence inovatif bir sanatçıydı. Stand-up'ı, müziği, orta oyuncu, seyyahı, Ramazan eğlencesini işte gazino kültüründen aldı. Televizyonlarda da sürdürdü. 50 yıl boyunca o müşteriyle olan iletişimiyle, farklı iletişimiyle, farklı cıstaka 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 diye dans ederek, kantolar söyleyerek, işte kadın görünümüyle bunu sürdürebildi. Orada bir her seferinde artırımsal inovasyon da gerçekleştirildi. Karika filmi de şey için, bu yeni bir işte artık satmayan
karikatür dergilerini Instagram'da yayınlayan bir sanatçımız var. Onu da takip ediyorum, tavsiye ederim. Ürün inovasyonunu hepiniz biliyorsunuz. Üründe var olan işte dünya için, ülke için veya şirket için yeni bir ürünün yeniliği, farklılığı. Halbuki hizmet inovasyonu ürün inovasyonundan daha zordur. Sebebi de hizmet üretilirken tüketilir. Ve o hizmetin üretim süreci içerisine hizmeti alan da katılır. Bu hizmeti alanın etkisi ne yapar? Hizmetin kalitesini etkiler. Ben o hizmeti asla patent alamam o hizmetle ilgili. Koruyamam. Hızlıca kopyalanır. Hizmeti stoklayamam, taşıyamam. İşte bir eğitim hizmeti, yani bunu stoklayamam. İşte bir otelcilik hizmeti, bunu oteli taşımam lazım bu hizmeti taşıyabilmek için. Otelde kalmak isteyenin sürecin içerisindeki davranışı o otelde sunulan hizmeti de etkiliyor. Dolayısıyla aranızda hizmet inovasyonu yapmak isteyenler varsa onların ne kadar daha zorlandıklarını ürün inovasyonundan ifade etmek için bu slaytı koydum. Birkaç da örnek vermek istiyorum. Londra'da bir bar dans edilen pistten elektrik üretiyor. Elektrik ihtiyacının %60'ını dans edenlerin ürettiği elektrikten karşılıyor. İşte Crown Plaza Kopenhag'da işte 15 dakika bisikleti sürersen sana $35, $36 yemek hediye ediyorum diyor. Pandemi döneminde işte bu satıcı Going Store'da işte online bisiklet satıyor. İnsanların o evlerde kapalı kaldığı dönemlerde gibi gibi gibi. İşte hepinizin bildiği Amazon Go, işte kasiyersiz marketiyle. Şimdi galiba bir soru veya iki soru var. Onları da cevaplayayım. Ondan sonra ben soracağım. Her sorduktan sonra da bekleyeceğim. Son dakikaları 20 dakikayı böyle biraz etkileşimli geçirmek istiyorum. Çünkü sıkıldım kendi kendime konuşmaktan. Barış, bu son chat'teki şeyleri bir şey yapabilir misin acaba? Şu an herhangi bir soru yok. Sadece Zehra Nur Hanım, ben de aynısı yapmaktan sıkılıyorum. Sanırım ben de biraz bu alana yönelmem gerekebilir. Kendimi belki burada bulabilirim yazmış. Katkı sağlamış. Teşekkür ederim. Evet. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Sana evet, herhangi bir soru yok. Şimdi ben soru soracağım. Böyle bir dakika bekleyeceğim. Ondan sonra işte Barış'tan destek isteyeceğim. Bakalım neler yazdınız. Şimdi aranızda PayPal'i bilen vardır. Türkiye'de de bunun karşılığı EasyCo'yu bilen vardır. Ondan sonra Bitcoin, Dogecoin falan gibi onu bilen vardır. İşte blockchain teknolojisini biliyor musunuz bilmiyorum. Temassız kredi kartlarını konuşmuştuk zaten. Bir de entegre finansal network'ü vardır. Online banking hizmeti vardır. Şimdi sormak istiyorum. Bitcoin bir hizmet inovasyonu mudur? Bir ürün inovasyonu mudur? Bir süreç inovasyonu mudur? Cevapları alabilir miyim? Barış? Yok galiba. Şu an herhangi bir cevap yok. Gelmeye başladı. Evet, hepsi bence diyen var. Hem hizmet hem de ürün var. Hizmet evet. Var. Doğru, doğru. Çok güzel. Teşekkür ediyorum hepinize. Demek ki dinliyorsunuz beni. Yalnız değilmişim. Peki. Online bankacılık veya mobil bankacılık, bankalara gitmiyoruz artık. Bir hizmet inovasyonu mudur? Evet veya hayır alayım. Bir ürün inovasyonu mudur? Evet diyorlar. Harika, güzel. O zaman Facebook bu ay şeyi duyurdu. CNN Dünya, işte Amerika'da Horizon Workrooms, işte Amerika'daki çalışanların ofislere çağırmadı. İşte böyle koca koca gözlükler taktı. CNN habere çıktı Zuckerberg. Ondan sonra işte bu onların animasyonları.
Sanki online toplantı yapıyormuş. Toplantıda işte ben kendimi şu anda yalnız hissediyorum ya. Bu artificial intelligence'la beraber, sizin avatarlarınız, seçtiğiniz avatarlarınızla beraber sanki bir sınıftaymışım gibi hissedecek Facebook uygulamasını tanıttı. Şimdi tekrar sormak istiyorum arkadaşlarıma. Evet veya hayır desinler lütfen. Bu Facebook'un bu Horizon Workgroups dediği, ufuk çalışma odaları dediği bu şey, uygulama, bu yenilik bir hizmet inovasyonu mudur? Bir süreç inovasyonu mudur? Cevap yok. Var. Peki. Ne diyorlar Barış? Hizmet deniliyor. Atalay Bey tarafından. Doğrusu Bey tarafından süreç denildi. İki tane cevap geldi. Hizmet ve süreç. İkisi de farklı. Evet. Şimdi hizmet olsaydı bu dış kullanıcılara da açması lazımdı. Yani ben de kullanabiliyorsam hizmet inovasyonu da olabilir. Ama süreç inovasyonu şu anda sadece kendi çalışanlarını açıyor. Yani diyor ki ben sizi çağırmayacağım ofise. Evinizden çalışacaksınız ama evinizde çalışırken de işte yalnızlık hissetmeyip sanki işte böyle toplantı odasında avatarlarımızda varmışsınız gibi artificial intelligence ile bunu sağlayacağım diyor. Ama bunu kendi içinde uygulamayı tamamladıktan sonra, Müjgan sana da veriyorum, sen de Mekatronik Derneği ile sanki bir odada bu eğitimi gerçekleştiriyormuşsun gibi yapacaksın dediği anda hizmet inovasyonu da ilave olacak bu süreç inovasyonuna. Evet, süreç inovasyonu bir ürün veya hizmetin sunum sürecinde yenilik katmak demek. Süreyi kısaltmak, maliyeti azaltmak demek. Mevcut süreç ve teknolojileri iyileştirmek demek. Size en çok şu sıra 4. sanayi devrimi çalışmaları, projeleri yapıyorsunuz. İşte daha sonra da Internet of Things dediğimiz işte nesnelerin interneti, büyük veri gibi alanlarla bütün fabrikaları bir cep telefonundan ışığını yakıp söndürebilecek, makineleri çalıştırıp durdurabilecek hale getireceksiniz. Bunlar en büyük yararı süreç inovasyonunun. İşte orada ki daha önce atıyorum işte 3 ayda bir siparişin teslimata dönüşme sürecini siz 3 güne düşürüyorsanız ciddi bir süreç inovasyonu yapıyorsunuz demektir. Şimdi yine sorular soracağım. Teker teker hızlı hızlı geçeceğim. Vaktim bu kadar var. Evet, son 10 dakikamı böyle sorularla şey yapacağım. McDonald's bu arabaya servisi franchising modeliyle yaygınlaştırarak inovasyonu bir süreç inovasyonudur. Barış, cevap var mı? Yok, şu an bakıyorum dedi. Taraf geldi. Hayır deniliyoruz. Şu an gelmeye başladı. Hizmet deniliyoruz. Hizmet inovasyonu denildi. Tamam. Evet, bir hizmet inovasyonudur. Ama McDonald's'ın daha önce işte atıyorum yarım saatte hazırlanan hamburgeri 10 dakikada arabaya sunabilir hale getirmesi de bir süreç inovasyonudur. Peki, Zara örneğini vermek istiyorum. Zara'nın veya bir tekstil firmasının eskiden 4 sezon ürün üretirken şimdi 6 sezona çıkması ürünlerinin ve Zara'nın 12 sezona doğru giden bir yelpazesi. Bir mal %15'i sadece %15'i sezondan önce üretilirken o mağazadaki satışlara göre hangi ürünün sattığını görerek o sezon içerisinde %60'ını sezonda üretme becerisi bir süreç inovasyonu mudur? Cevapları evet. Alayım Barış. Evet, evet. Deniliyoruz. Güzel. Evet. Getir İngiltere'de de ofis açtı, İtalya'da da galiba İspanya'da da ofis açtı ve Getir
10 dakikada teslim edebilecek uygulamaları ve bunu değişik şeylerle adaptasyonunu yaptı. Bu bir süreç inovasyonu mudur, hizmet inovasyonu mudur? Hizmet de var, süreç de var. Her ikisi de diyen var. Güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi vaktimi sınırlı kullanmak için sosyal inovasyonda da işte Mert Fırat'ın bu ihtiyaç haritası, bu orman yangınlarında da çok işimize yaradı. İşte Bilim Kızı projesi bir sosyal inovasyon modeli, insani gelişmişlik ve refahı arttırmaya yönelik, para kazanmaya yönelik değil. Hatta Ahbap da ayrı bir sosyal inovasyon modeli. Hepimiz için sizlerin de birer sosyal fayda sağlayacak çalışmaların içerisinde de yer almanızı diliyorum. Aranızda kadına değer veren, bilime değer verenler varsa da Bilim Kızı Ork'tan şu yakamdaki işte broş, küpeler, şeyler alarak Bilim Kızı'na da destek olmanızı da bekliyorum. Veya bez çantalarımızdan alarak. Organizasyonel inovasyonla ilgili ise bu örgütlenme modelinde bir yenilik yaratmak. İşte toplam kalite ve altı sigma falan çalışmaları da literatüre geçmiş olmasına rağmen Zappos'un Holokrasi diye bir kitabı var. Okumanızı tavsiye ederim. Bir organizasyon inovasyon modeli olarak tanımlanıyor. Ben rotasyon otonomi ve demokrasiden oluşan rotokrasi modelimi kitabımda sizlere tanıttım. Bir organizasyonel inovasyon modeli olarak yeni bir yapılanma modeli. Bir de Netflix'in No Rules isimli kitabı yeni çıktı. Daha Türkçe yayınlanmadı ama onu da okumanızı tavsiye ederim. Burada çalışanlara ciddi yüksek ücretler veriyor. İşte 200 bin lira, 300 bin liralık ücretler verilirken yüksek performans ve mükemmellik bekleniyor. Özgürlük ve sorumluluk sonuna kadar, prim veya ödül veya harcama takibi hiç yok. Amaç çözmek. Netflix'in 97'den bu yana İşte bu pandemi nedeniyle de hayatımıza girmesi, bu kitapla da yaşama geçirdiği örgütlenme modelleri ve kültür modellerine ilişkin, eğer aranızda yönetici olarak çalışan arkadaşım varsa onların da buna bakmalarını rica edeceğim. İş modelleri hem ülkemizde hem dünyada çok sayıda iş modeli inovasyonu var. Airbnb, biliyorsunuzdur, Spotify. Bu özellikle abonelik modeli anlamında, abonelik modeli kendi başlı başına bir iş modeli inovasyonudur. Aboneliklerle kazanmak diye bu arada iş modeli olarak da bu anlamda eğer girişimciyseniz kendinize yeni bir iş modeli yaratabilirsiniz. En başında, eğitimin en başında dedim ki biz tek seferlik başarı yerine veya yenilik veya zenginlik, para kazanma, işte bu neydi, Çiftlik Bank gibi uydurovizyon diyorum ben ona, inovasyon değil. Ama bir yenilikçi bir model o, ama insanları kandırarak hayata geçirmiş bir yenilikçilik modeli. Öyle yapmak yerine ya kendi şirketiniz varsa ya da içinde yer aldığınız kurumsal şirketin sürekli yeniliği hayata geçiren yeni fikirleri alıp bu yeni fikirlerle yeni projeler, yeni ürünler, yeni süreçler üretebilen bir anlayışa sahip olabilmesi için ne yapması lazım? O da 56002 inovasyon yönetimi sistemi standardı içerisinde. Bununla ilgili inovasyon kültürü, işbirlikleri, inovasyon stratejisi ve inovasyon süreçlerinin yönetimi gibi çok kapsamlı çalışmalar yapması lazım. Burada da bir yanlış anlaşılma var. Bu sebeple de bu slide koydum. Pazarda işte bazı arkadaşlarımız işte fikir üretme sistemleri olursa, yenilikçi fikirler gelirse biz işte inovasyonu yönetiyoruz. O bir fikir yönetim sistemidir. İnovasyon yönetim sistemi değildir. Bunu vurgulamak için sizin iş
süreçlerinize, iş hedeflerinize ulaşmanı sağlayacak bir inovasyon stratejiniz olmadan, bir örgütlenme yapınız olmadan, inovasyon süreçlerinizi tanımlayıp onları yönetebilir, fikri haklarınızı tanımlayıp yönetebilir bir yapınız olmadan ne yazık ki sadece fikirleri toplayarak inovasyonu yönetmiş olmazsınız. Bu hazırladığımız standartlarla kuruluşunuzda bir kalite, bilgi güvenliği, sağlayış güvenliği, çevre yönetim sistemleriniz varsa da bunları bir hazırladığımız inovasyon yönetim sistemi modeliyle entegre olarak kullanabilirsiniz. Son 5 dakika kameralarınızı açarsanız sunumu kapatacağım. Ve varsa sorularınızı veya katkılarınızı öyle paylaşmak istiyorum efendim. Bir de belki Barış şey yapar. Bir anı görsel fotoğrafı çeker. Evet. Onu da sosyal medyada paylaşırız. Mekatronik mühendisleri Zehra Nur'un bak güzel yüzünü gördüm. Arda Bey'i, Daştandır'ı gördüm. Evet, Atalı'yı da gördüm. Hüseyin Hanım, sorularınıza cevap verenler katılıp, ay okuyamadım. Sen bana okuyabilir misin? Ben bir taraftan sizleri yüzlerini tanımaya çalışırken bir taraftan bak Melike'yi görüyorum pırıl pırıl maşallah farkında öyle. Helal olsun. Ne güzel pırıl pırıl gençlersiniz. Dursun Bey şey demiş. Cevap verenler ve katılım sağlayanlar için kitabınızı hediye edebilir misiniz? Okulda ve sektörde sayı olarak az olduğumuz için desteğiniz ilçe edilir. Ayrıca eminiz için ve ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür ederim. Kitabımı hediye edemem. Sizi para verip kitap almanız lazım. Çünkü o para bana gelmiyor efendim. Ben kardeşlerime bile kitabı sattım. Parasıyla dedim. Neden? Çünkü o paralar kızlarımızın eğitimi bursu için harcanıyor. Ben o paraya sahip olmuyorum. Keşke hani benim olsaydı hepinize birer tane imzalı hediye ederdim. Ama ne yazık ki parasıyla almak zorundasınız. Ama YouTube kanalımda çok sayıda benim ücretsiz eğitimlerim var. Udemy kanalımdaki ücretsiz gençler için inovasyon eğitimini de izleyebilirsiniz. Çok sayıda sizler gibi üniversite kulüplerine veya sivil toplum örgütlerine de çok sayıda ücretsiz eğitimler yapıyorum. Oralardan takip edin beni sosyal medyadan. Eğer amacınız öğrenmekse gayret sarf etmeniz lazım. Ya emek harcayacaksınız ya para harcayacaksınız. Bedavaya yok. Evet, başka soru var mı Barış? R. Dursun açmadı kamerasını. Soner açmadı. Anıl açmadı. Eralp açmadı. O yüzden onları göremiyorum ve fotoğraf alamıyor herhalde Barış. Ben fotoğraf aldım ama isterlerse açarlarsa daha güzel bir fotoğraf alabiliriz. Bence de. Bence de. Niye açmıyorsunuz? Barış benimle paylaşırsam ben de kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşırım. Tamamdır. Evet, kararlı bir biçimde Soner, Anıl, Eral paylaşmak istemiyorlar. Açmak istemiyorlar. Evet, başka? Ha, monitörü kırıkmış herhalde. Aa, canım yazık. Peki. Yok, rica ederim. Kusur değil de. Bak Soner açtı. Teşekkür ederim Soner. Fabrika içerisinde. O da tabii o yüzden açamıyor. Evet. Anıl ne demiş? İçinde bulunduğum ortam müsait değil. Peki Anıl'cığım teşekkür ederim. Cevap verme zarafetini gösterdiğin için. 12 kişi kaldık zaten. Az katılımcı oldu. Ben daha çok bekliyordum ama acaba az mı duyurduk? Bilemedim. Yoksa ilgimi çekemedik. Onu da bilemedim. Evet efendim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal medyadan beni takip edin. Her yeni faaliyetimi duyuruyorum.
artık Udemy'de eğitimler şey yaparken, şimdi kendi sistemden de offline eğitimlerimi satmaya başladım. Pandemi dönemi online eğitimler de yaptım, hala da yapacağım. Ama offline olarak daha ucuza da erişebileceğiniz verimlilik ve inovasyon eğitimi koydum. Şu anda mujgancetin.com'dan erişebilirsiniz. Entegre yönetim sistemi koydum. Şimdi yeni kayıtlar hazırlıyorum. Orada inovasyonla ilgili, oradan da alabilirsiniz. Barış, galiba birkaç mesaj var. Onları da alayım, ondan sonra el sallayayım. Bir başka toplantıya geçeceğim çünkü. Zehra Hanım şey demiş, çalışma saatlerinden dolayı akşam saatli olsa daha fazla katılım mümkün oluyor. Atala Bey teşekkür etmiş, iyi çalışmalar dilemiş Teşekkürler. O zaman efendim el sallıyorum ve sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bir gün bir yerlerde tekrar kesişsin sizlerle beraber yeni projelere imza atmaktan onur diyorum efendim. Hoşça kalın. Mekatronik Mühendisliği olarak ben de size katılımınız için ve eğitiminiz için teşekkür ederim. Katılım tüm üyelerimize de ayrıca teşekkür ederim. İyi Biz de günler. sana desteğin için.